geldik Ali İhsan'la Edalet'in düğününe. Yaşasın. Sonunda düğüne gelebildik. Çamlı Hemşin düğünü 3 aşamadan oluşur. Doğrudur. Doğrudur. Nedir bu aşamalar Hayati amca? Şimdi birinci aşama gelin alma. İkinci aşama gelini düğün evine götürme. Üçüncü aşama da mülakat. Mülakat mı? Mülakat. O şaka olsun diye söyledim. Şaka mı? Ama biz hiç gülmedik. Tamam o zaman doğrusunu söyleyeyim. Üçüncü aşama eğlence. Oh great. Eğleneceğiz ha? Party. Evet. Fakat birinci aşama biraz zorludur. Gelin almak kolay değildir. Şimdi erkek tarafı kız almak için bir gelin alayı oluşturur. Yalnız bu gelin alayının içinde damat olmaz Fatma. Abim yok. Anlaşıldı. Erkek tarafı kız evine yaklaşınca evin kapısı kilitlenir. Kapıyı da ben kilitleyeceğim zaten. Ondan sonra erkek tarafı yeterli miktarda bahşişi verince kapı da açılır. Bu kolay canım. Açarız o kapıyı biz. Fatma! Ha bu kocanı geleneklerden uzak tut. Her şeyi berbat edebilir. Hiçbir şey edemez abi. Sen merak etme. Hadi o vakit. Gelini almadan gelmeyin sakın. Merak etme abi. Merak etmeyin Ali İhsan Bey. Bu sefer sizi utandırmayacağım. Gelini alıp geleceğiz. Haydi, haydi. Haydi o zaman. Anne, gelin alayı geliyor. Gördüm oğlum, gördüm. Anahtar kimde? Babamda, babamda, baba. Çabuk git lan kapıyı. Ben de geldim çabuk. Ya. Aa, yanlış yere geldik herhalde. Kapı kilitli. Ya kimse bizi karşılamadı. Biz de bunlar konuksever bilirdik. Doğru geldiniz, doğru geldiniz. Kapıyı açmak sizin elinizde dur. Ne yapsam? Açsam mı kapıyı? Kapı açılmıyor. Allah Allah! Açılmıyor. Ne oldu? Daha fazla bahşiş istiyorlar herhalde. Verin, verin Fatma Hanım. Cimrilik yapmayın. Cimrilik kötü bir şeydir. Ne yapalım baba, açalım mı? Açalım mı Heriye? Ne açalım? Açılmıyor. Ne açılmıyor? Kapının kilidi bozuldu, açılmıyor. Nasıl ya? Dur bakayım, sen çekin. Ya gerçekten kapı sıkışmış ya, açılmıyor. Baba ben bakayım bir de, dur bir dakika. Vesile, Fatma! Kapı açılmıyor. Kapının kilidi içinde kaldı, sıkıştı kaldı. Sahiden kapı mı bozuldu Hayriye? Vesile, kapı bozuldu. Sıkışmış baba, açılmıyor, ne yapacağız? Daha fazla bahşiş istiyorlar Fatma. Ne yapacağız? Vereceğiz abla, ne yapalım? Gelini almadan gidemeyiz. Hadi hadi. Gene para attı bunlar ya. La söyleyin, atmasınlar, kilit bozuk ya. Ne yapsak? Arka kapıdan mı çıksak Hayati? La gelinin arka kapıdan çıktığı görülmüş mü ya? Öyle saçma sapan şey mi olur? Dur hele şöyle, ben bir bakayım ya. Çek. Yok baba, açılmıyor. Allah Allah. Neden açmıyor bunlar kapıyı? Sıkışmış. Bir daha dene. Bahşişi beğenmediler. Ne edeceğiz Fatma? Bende hiç kalmadı para. Bende de kalmadı. Zaten bende hiç yok. Şey bu Aki, pamuk eller cebe haydi. Yanlış anladılar. Salla lan, salla biraz. Açılmıyor baba, açılmıyor, açılmıyor. Tamam bir Fatma. Tamam. Çık bakayım. Gene para geliyor ya. Allah Allah. Kapı açılır artık herhalde. Yahu Vesile, açılmıyor. Bozuldu kapı. Yok artık ya. Dünyanın bahşişini verdik daha mı açılmıyor? Fatmacığım, kapı kilitli kaldı.
açılmıyor. Lan bozuldu, bozuldu ya. Efendim, açıkçasını söylemek gerekirse çilingirci çağırsak daha az masraflı olur. Teyze sıkışmış, açılmıyor. Dur bakayım. Ha? Sanduk, edalet. Geldim, geldim. Haydi ne duruyoruz? Yürüyün, gidelim. Haydi. Göre sırada ne var Hayat amca? Ya şimdi ikinci aşama Çamlı Hemşin düğününde en zor aşamadır. Cık, abim yandı ya. O nedir? Bu en zorudur ya. Gelin alayı erkek evine yaklaştıkça gelin biraz naz etmeye başlar. İşte ben halı isterim, kilim isterim, at isterim, araba isterim gibi şeyler söyler. Yani her şeyi isteyebilir gelin. Yani gelin ne istiyorsa onun dediği yapılır ha? Ya tabii canım, ne isterse yapılır ya. Wow. Bence bu aşamayı geçemezler. Bence de geçemezler. Ondan sonra damat elindeki bozuk paraları gelinin kafasına atar. What? Anlamadım. La adet böyle ya. Bu nasıl bir adet? Adet bu, öyle işte, bitti. Edalet, Ali İhsan'ın evine yaklaştık. Yaklaştık, yaklaştık. Adet dur, bir şey istemen lazım. Ne isteyeceğiz Hayriye? Hiç düşünmedin mi? Yok, hiç düşünmedim. Ben de bilmiyorum ki. Ne istesek acaba? Ya, kolay bir şey olsun, adet yerini bulsun. Nasıl yani? Basit bir şey olsun mesela. Buldum, at isteyelim. Atı nereden bulacak adam da? Tavuk isteyelim. İyi iyi, tavuk olur, tavuk olur. Duydunuz mu? Tavuk istiyorum, tavuk. Ömer Lütfi, duydum, tavuk istiyorlar. Yani? Ömer Lütfi, lütfen tavuk getir. Ya ben nereden bulayım şimdi size tavuğu ya? Nereden bulacaksın acaba? Sakın aklınıza paprika mı getirmeyin Fatma Hanım, hayatta olmaz. Neyse, başka tavuk bulurum. Ömer Lütfi uzatma. Getireceksen o tavuğu. Getirmeyeceğim efendim. Getireceksen, vereceksen, yoksa seni eve almam he. İstediğinizi yapabilirsiniz. Edalet, tavuk istemekle hata ettik galiba. Haklısın, haklısın. Vazgeçtim, vazgeçtim. Aman aman, tavuk mavuk istemiyorum. Ay. Çiçeğim Edalet'le birlikte. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali İhsan, o bozuk paraları kafama atmayacaksın değil mi? Ama adet dedin, eski usul dedin, sen istedin. Yok yok, ben vazgeçtim eski usul düğünden. Edalet'im, ben senin o güzel yüzüne kıyabilir miyim? Havaya atacağım. Haydi bakalım çocuklar. Hoppa. Haydi. Geldik Çamlı Hemşin düğününün üçüncü aşamasına. Eğlence. Dokun denklenilir. Dokun denklenilir. Evet. Bir, horon oynanır. Oynanır. İki, yemek yenir. Yenir. Tekrar horon oynanır. Oynanır. Paprika'ya ben diyorum, daha da bir şey demiyorum sana. Ona göre. Ya ne paprikaymış kardeşim ya. Vereceğim en sonunda kendisini horoza. Ondan sonra kurtulacağız. Ne kadar gaddarsınız Fatma Hanım. Vurdum tonum sonunda. Emine Hanım ile evleneceğim. Hayırlı olsun Ahmet amca, hayırlı olsun.
Tayyar tayyar geliyorlar bak. Bunlar eski. Annemler orada. Anacığım. Oğlum. Oğlum bizi unutmayın. Oğlum. Kezo. Bizi unutmayın. Bizi ebeye hatırlayın. Anacığım. Babacığım bizim size bir haberimiz var. Bizim çocuğumuz oladı. Ne? Doğru babacığım. Hamileyim. Yaşasın. Oğlum zürriyetsiz değilmiş. Haberim olur. Ay Muhtar Ali. Torunumuz olacak. Gider ayak mı ya? Allah aşkına ya. Elveda oğlum. Elveda Kezum. Elveda torunum. Tayyar. Bana da güle güle deyin. Kimsem yok benim ya. Güle güle Canet, güle güle. Güle güle. Ya ben bu Cavit'e üzüldüğüm kadar anama babama üzülmedim ha. Yazık ya, bu garibanın kimsesi yok. Arada bunu da ziyarete gidelim. Olur gidelim. Hayati, ayıp oluyor. Ne yapayım Hayriye? Elimde değil. Biliyorum kocacığım, biliyorum. Gonca Kezu. Gonca? Evlendik. Öyle olsun istemezdik ama oldu işte. Ne olur affet bizi. Hadi ver elini öpeyim. Cesaretin bedeli çok ağır Hilmiye. Haklısın Muhtar Ali. Kim bilir torunumuzu ne zaman göreceğiz? Muhtar Ali, artık torununa hapishane işi boncuklu kuş yaparsın. Yaparım tabii ya. Yapmaz mıyım hiç torunum ha? Üç kağıtların başımıza neler astı bak Muhtar Ali. Hep beraber mapusi boyluyoruz işte. Ayrımız gayrımız kalmadı. Ne kavga ne gürültü. Ver tulumun hakkını. Adam hala gülüyor ya. Tekke sus.
Dur Ali. Kötüler her zaman kaybeder. Bu söz sana bir şey ifade ediyor mu? Benim için ne ifade ediyorsa senin için de aynı şey ifade etmeli Cavit. Ama senin o kot kafan almıyor bunu. Hapiste bol bol zamanın olacak düşünme. Çok sevdiğime değil, bilmem ne yanarım. Seni gördüm her gün, içten içe kanarım. Kara gözlerin beni nasıl yaktı sevdum. Hallarımdan bellidir, seni ne çok sevdum. Yüksek dağlara doğru haykırsam sevdumi, belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hislerim savruldu yüreğine, yağmur olur yardım o uzun saçlarına. Oy, yüksek dağlara doğru haykırsam sevdumi, belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hislerim savruldu yüreğine, yağmur olur yardım o uzun saçlarına. Ağaçlar çiçek açtı, kış bitti, bahar oldu. Sevdamız bir fidandı, çiçek açmadı, soldu. Daldaki yaprak gibi kurudum düştüm yere. Sevdum bakamadım gözlerine bir kere. Yüksek dağlara doğru haykırsam sevdumi, belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hislerim savruldu yüreğim, yağmur olur yardım o uzun saçlarına. Burada. Hemşin adetlerine göre üç gün boyunca gelinin kardeşi yeni evlenenlerin yanında olur. Gerdek olmaz. Eski usul düğün istediğim için çok pişmanım Alisa. Boşver Adalet. Ben seni bunca yıl beklemişim. Üç günün lafı mı olur? Thank you.